Arkadaşlar tekrar merhabalar. Turf Paradise ABD tablo çalışmalarını yaptım. Bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 7 koşulu programda 1. koşu piyasaya başlangıcı şartlı dişi yarış. 2 yarış kazanan 6 bu atı geçebilecek atlar var burada. 3 onlardan biri. 2 Forim 3 6 1 şeklinde sıralamam var bu 1. koşu için. Piyasalarınızda 2'nin yanına 1-2 at daha eklemenizi tavsiye ederim ama 2'nin kazanması çok normal sonuç olur. İkinci koşu satış ve çim yarışı arkadaşlar. Burası zor geldi bana. AGF'si pek inandırıcı değil. %57 son yarışını kazandığı için. Bu atı da geçilecek grupta çok at var. 3. Yazılır tabii ki. Tek atacak arkadaşlara da itiraz etmem. 2. Ben de favori koşar. Bu da son yarışını kazanmış. Kaliteli bir safkan görünüyor. 6, 4 sürpriz atları var. 5 ve 1. Özellikle bu yaş grubunda grubun en yaşlı atı 1 numaralı safkan. %5'lik at. Olmaz bu tip atlar. Kazanabilir arkadaşlar. O yüzden burayı çok atla geçmenizi tavsiye ederim. Bir sürpriz beklentim var. Yani 1 ve 5'ten özellikle. 3. koşu şartlı mücadele 4-1-1-4. Birinin kazanması normal sonuç olur. 4-1-1-4 grubun üstünde saplanlar gördüğüm kadarıyla. Bir yaş avantajıydı. Burada 5 yaşında devrede olur. 4'ü geçebilir. Sonrası diğer atlar birbirine yakınlar. Tuttuğunuzlar ise. 4. koşusu satış koşusu şartlı. Kısa mesafe kumda 7 nolu safkan. Bunlar sürprize kalmışlar. 7 bir önceki yarışı ikincilik. Grubun kaliteli atları çıkıyorlar. 8 son yarışını kazanmış ve 7'de yaş avantajı var. Bu atları yazmanızı tavsiye edeceğim. Yukarıda da yine iyi bir koşusu var. İkinciliği var bir yarış önce. 2 nolu safkan yine sürprizde kalıyor bende. Yazılır safkanlar. Başta yazılır safkanlar. Sonra AGF'lere. 6, 3, 1 gibi. Hatta diğer atlarda da AGF var. Diğer atlara gidebilirsiniz. 7, 8, sürprizim 2. 5. koşu şartlı mücadele. Burada bende 8 tek çıkıyor. Bu grubu geçmesi gerekir. Bu kalite handikap puanı son yarış 3.lük. Bu grubu geçebilir daha doğrusu. Yaş avantajı da bu atın elinde. 8 kuponlarınıza tek olarak da öneririm. Yani rakip kimi yazalım derseniz de direkt olarak 5'i. O da grupta kalite handikap puanı iyi verdi. AGF'si doğru kısmen de. 5 ilk etapta rakip olur. Sürprizinde 4 olarak öneririm. Sonrası yakın atlar birbirlerine. 6. koşu. Bu da satış dişi koşusu. Bizdeki dişi yarışları, menin dişileri aşağı yukarı aynı şekilde gidiyorlar. 8 nolu safkan burada. Normalde yüksek AGF çıkıp kazanması, rahat kazanması gerekir. 8'in tek olması gerekir. Yani 4'te %20'lik bir AGF var. Favori çıkıyor ama 4'ü burada geçecek atlar çok. Bir sürpriz koşar. 9-4-2 yeni koşan atlardan AGF almış 5-6. Diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Normalde yani kayıp koşusu yapmazlar ise ilgilileri diyeyim. Bizde olduğu gibi. Burada da oluyor çünkü. 8 grubu geçer kazanır. Yoksa bir sürpriz yapar kazanır. 7. ve son koşu şartlı mücadelesinde 1 nolu safkan. Son ayakta tek isteyen arkadaşlara direkt olarak öneririm. Burası da 4 yukarı yasla da 5 yukarıya girmiş. Yani yaşlı atlar var. Burada 8-9 yaşında atlar. 3 sürpriz. Bakın çok güzel sürpriz yapar. 5 yazılır. İhmal etmeyin dedim. Son yarışını kazanmış. Sonra diğer atlar 2-4-9 gibi. Diğer atlara geçmenizi tavsiye ederim. Tek olacaksa yine de 1 nolu safkandan yanayım. Grubun hemen hemen en kaliteli atlarından biri ve son yarışı ikincilik. Tek önemli sebebi bu. Burası da bu kadar arkadaşlar. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.